Merhaba arkadaşlar, Crusader Kings 3 serisinin yeni ve en önemli bölümü olan Renown bölümüne hoş geldiniz. Muhtemelen bu bölümü iki parça yapacağım. İlki nasıl harcanılır, nelere harcanılır, ne nedir ne değildir, ikincisi nasıl kazanılır şeklinde olacak. Evet, şimdi Renown neden önemli? Şimdi bu oyunun en temel amacı, en önemli amacı dünyayı fethetmek değil, dünyayı aile bazında fethetmek. Yani atıyorum siz burada, ben burada başladım bu oyunda. Yeni bir oyun, hileli bir oyun bu arada. Çünkü bazı şeyleri yapabilmek için bir ön hazırlık yapmak gerekti. Bazı şeyleri gösterebilmek için. Oyun hazırlığından dolayı biraz hile kullandım. Yani şuradaki rakamlara pek takılmayın, şu üçüne. Yani neyse, ben birazcık geriye alıyorum. Ailecek dünyayı ele geçirmek olayı bu oyundaki olay. Yani nedir? Ben buradan Cornwall'dan başladım. Benim çoluğumun, çocuğumun, torununun belki buradaki Ü şehrini yönettirecek. İşte bunu sağlayabilmek. Veya buradaki Daura'yı. Veya buradaki en, atıyorum artık en uç noktaya gidelim. Bunu söyleyemem. Bunu telaffuzum yetmez. Söyleyebileceğim bir yere gidelim. Paga'daki Magwe'yi yönetici atamak. Yani yönetici bile benim sülaleme bağlı bir insan olması. Bu oyunun amacı bu. Bu oyun dünyada olabildiğince yayılmak demek. Yani buna gerçek hayattan örnek vermek gerekirse bir Medici ailesi oluşturmak, bir Habsburg ailesi oluşturmak gibi bir şey bu. Veya bir Osmanoğullarını oluşturmak gibi bir şey. Şimdi bunları oluşturmak, bunların ün, şöhret kısmı var ya, işte bunları anlatırken kazanılırlık kısmı daha karmaşık olacak. Nelere harcarız kısmı ise daha basit aslında, daha net. Ama harcama kısmı net. Evet, harcama kısmı net. Şey karışık. Kazanma kısmı karışık. Niye karışık? Matematiği karışık çünkü oranın. Buranın matematiği basit. Çok seçenek var ama matematiği basit. Nereye harcarız? En basitten gidelim. Şimdi yıl itibariyle 921 yılı. Daha bizim araştırmadığımız özellik var. Succession Love. Yani miras gibi bir şey succession. Yani çocuğumuz, çoluğumuza, çocuğumuza ne bırakacağız topraklarımızdan? Burada iki tür var. Multiple Realm Heirs, bir de Single Realm Heirs. Bu ne demek? Multiple çok çocuğa vermek, single tek çocuğa vermek. Şimdi biz çocuğumuzu göstereyim hemen. Hop, çocuğumuza gelelim. Şurada iki tane benim çocuk var. Bizim toplumumuz bir tane erkek, yani biz topraklarımızı dağıtırken erkek bazlı dağıtıyoruz. Kaç erkeğin var o kadara bölünür mantığıyla dağıtıyoruz şu an için. Çünkü belli başlı araştırmaları yapmadım. Oraya da hemen geri geleceğim. Yani anlatmaya devam edersem, benim iki tane toprağım var. İki parça toprağım var. Bu iki parça toprağı ne yapacağım? İki çocuk arasında dağıtacağım. Ama ben diyelim ki istemiyorum. Buna hiç vermek istemiyorum. O zaman bunu ne yapmam lazım? Bunu disinherit yapmam lazım ki buradan hostile seçeneğinden disinherit yaptığımda ben bu çocuğuma toprak vermem. Diğer çocuğum ne yapar? İki toprağın da sahibi olur. Böylece toprağın bölünmemiş olur. Buna yaptın mı, buna harcıyorsun. Harcadığın için de ne oluyor? Yani buraya birikmiyor. Birikmediğinden de dolayı belli başlı geliştirmeler yapamıyorsun. Birazdan da yılan geliştirmeleri anlatacağım. Ha, tabii. İleride araştırmalarınızı yaptığınızda, neyi araştırması bu? Single Realm Heir araştırmalarınızı yaptığınızda Primogeniture, Ultimogeniture ve Half Senority'yi elde edersiniz. Bunların hepsi single olarak geçer. Primogeniture en büyük oğla, Ultimogeniture en küçük oğla. Çünkü dediğim gibi male reference olduğu için. Eğer eşit olsaydı en küçük çocuk, artık neyse bu kız çocuğuysa kız çocuğu, erkek çocuğuysa erkek çocuğu veya Primogeniture'da da aynı şekilde. Eğer kız çocuğuysa yine eşit dağıtıyorsan kıza veya oğlana kalıyor ona göre. Artık ilk çocuğun hangisi ise. Has Senority'de ise amcaya da kalabilir, dayıya da kalabilir. Yani bu ailedeki dayıya kalmaz da gerçi. O yine eşitlik duygusu, eşitlik kavramına bağlı olarak değişiyor buradaki gösterdiğim. Buradaki eşitlik veya female only kısmına göre değişiyor. Eğer zaten Single Realm Heirs, yani Ultimogeniture veya Primogeniture ise bunda şey yapabiliyoruz, yani hiçbir şekilde disinherit yapma gereği duymuyoruz. Ama ne oluyor, ne olabiliyor? Siz gittiniz, atıyorum iki çocuğunuz var, dediniz ki birine ben toprak vereyim, verdiniz. Bu çocuk büyüyor.
büyüyünce ne diyor? Ya benim şu topraklarda da hakkım var diyor. Primogeniture ve ultimogeniture olsa bile benim burada hakkım var diyerek bu hakkını elde etmek için size bir faction oluşturabiliyor ve savaş açabiliyor size. Bu da aklınızda bulunsun. Yani ileride de yapmanız gerekebilir yani bunu. Ama ileride ne yaparsınız? Murder scheme oluşturursunuz. Bir kardeş katline de gidebilirsiniz ki bu tamamen size kalmış bir şey. Neyse bu en basit, en temel harcama yeri. İkinci harcama yeri ise çok geniş bir alanı var. 45 tane seçeneğiniz olacak yani. Nedir bu? Open Legacies kısmında. Yani Open Legacies ne ya? Ne kadar yanlış söyledim ben bunu. Ne? Yani Legacies. Legacies de miras. Miras bu ne demek? Sizin nesilden nesle aktarılan özelliğiniz. Her zaman bir sonraki neslinize bu geçiyor. Kız çocuğunuz da olsa, oğlan çocuğunuz da olsa fark etmez. Bu özellik çocuğunuza geçiyor mutlaka. Gelelim şeye. Şimdi en baştan söylemeye başlayalım. Warfare savaş sanatı, savaşla ilgili olan kısım. Law kanun, ya burada daha çok yöneticiyle olan kısmı. Güli kurnazlık. Julie diye de okunabilir aslında. Bakmam lazım. Neyse. Güli kurnazlık kısmına gelir. Kurnazlık kısmı geliyor. Blood kan anlamına geliyor ama daha çok genetik işlerine bakıyor bu oyunda. Erudition bilgi daha çok piety kısmına bakıyor. Yani Law'da şeye bakıyor, paraya bakıyor bu arada. Erudition şeye bakıyor dediğim gibi bilgiye bakıyor. Glory yani Glory biraz ün, daha ün demeyeyim de ün, şu her şeyi ün dedim, bu tam olarak ün denmez buna. Buna ne denir? Şöhret gibi, şöhret daha uygun oluyor Glory'ye. Neyse şöhret diyelim biz buna. Şöhret demek Glory. Kin de aile içi bağlar. Bu arada ben şeye tamamlamadım buradaki seviyelerini. Hemen aradan onu çıkartayım. O da çıkmış olsun. Base Origins, Obscure güvenilir değil. Insignificant demek önemsiz demek. Noteworthy kayda değer. Reputable ünlü gibi bir şeye denk geliyor ama tam da ünlü değil yani tanınmış diyelim biz ona. Yani hani sen dersin ya çevre esnaf falan tanınmış biri. Evet bu o. Reputable bu. Tabi burada çevre esnaf dediğimde yani çevre köyler, kasabalar. Well known, iyi tanınmış, significant, önemli, famous, ünlü, glorious, işte bu bildiğin dahşaklı demek. Yani bunun başka şeyi yok. Fabled, burada Fabled'a efsanevi diye çevrilir ama tam da efsanevi değil yani. Çünkü Legendary daha efsanevi. Şimdi efsanevi de hangisi daha efsanevi, hangisi daha az efsanevi? Fabled tabii ki daha az efsanevi ama nasıl efsanevi? Hikayelere konu olmuş bir efsaneviliği. Ama Legendary bildiğin destanlara konu olmuş. En büyük örnek Cengiz Han destansı bir efsaneviliği var adamın. Fabled kime örnek gider? Herkes adına bilinen Dracula. Herkes adına falan biliniyor ama onun bir efsanesi yok ortada. Sadece Kont Dracula. Bu arada gerçekten bu gayet uygun oluyor. Aradan da bunu çıkarmış olduk. Biz tekrardan şeye gidelim, mirasımıza gidelim. Mirasa girdik. Bunların hepsini söylemiştik zaten. Tabi buradaki matematiği anlatayım öncelikle. Matematik şu burada çalışan. 250 olarak gelir. Yani ilk alacaksınız 250. Bundan sonraki her aldığınız özellik için artı 500 daha harcamanız gerekir. Yani ilk 250, ikincisi 500, üçüncüsü 1250, dördüncüsü 1750. Bu böyle böyle katlana katlana gidiyor. Burada 7 böyle, 5 böyle. Yani 45 tane var. Şimdi her birinden 500 dediğimizde bu toplamda ne demek? 2225 bin Renown kazanmanız demek. 225 bin Renown'u daha böyle oyuna başladığınızda 3 ile 5 ile 2 ile 4 ile kazanmanız bin yıllar alan bir süre. Bunun en az minimum 50-55 seviyesine çıkarmanız gerekiyor ki siz bunların hepsini 400-500 yıl içinde tamamlayın.
O kadar yani zor bir şey bunu tamamlamak. Yani herkese tamamlayamaz. İnsan canı sıkılabilir. O yüzden bunu tamamlamak istiyorsanız, olabildiğince çabuk tamamlamak istiyorsanız, olabildiğince çok yere çocuk yaymanız gerekiyor. Bunu da işte nasıl kazanılır kısmında anlatacağım. Biz gelelim bunlar tek tek nedir ne değildir ona. Çünkü bu konu buranın konusu tamamen nasıl harcanılır. Nedir ve nasıl harcanılır daha doğrusu. Tamam. Şimdi House of Warriors size Provus verir. Provus nedir? Provus savaştaki gücünüzdür. Savaştaki tamamen. Başka bir şey değil veya düellodaki gücünüz diyelim en baştan buna. Ne kadar çok adam kesersiniz ne kadar dayanıklı olursunuz. Buna artı 2 veriyor. Knight Efficiency'ye de artı 115 veriyor. Yani ne demek? 110 Provus olan bir Knight'ınız varsa 11.5 oluyor. Tabi oyunda .5'ler üstü yuvarlanıyor. Yani 12 oluyor. Bu Pursuit Efficiency %15, Retreat Losses eksi %15, Casus Belli. Casus Belli ne demek? Casus Belli meşrutiyet. O bölge olan meşrutiyet. Yani en basit örnekle anlatmam gerekirse Türkiye için daha rahat bileceğimizi düşünüyorum. Hatay meselesi. Hatay meselesinde bizim bir meşrutiyetimiz olmasaydı orada o meşrutiyeti kazanamadığımızdan dolayı biz hiçbir şekilde Hatay'ı alamazdık. Şimdi bu özellik ne yapıyor? Burada Casus Belli masrafını %20 düşürüyor. Bu da güzel bir şey yani. Çünkü eğer bölge fethedecekseniz yani bir imparatorluk oluşturacaksanız bir sürü Casus Belli oluşturmanız gerektiriyor. Bundan dolayı %20 azaltıyor ki bu güzel bir şey. Secure Traditions kışla şeyi, gelenekleri demek. Diğerlerini söylemedim gerçi. Hemen söyleyeyim. House of Warriors evin savaşçısı, evinin savaşçısı. Çok düzgün bir çeviri olmadı. Yani birebir çevirince böyle anlam kaybediyor. Yani evin savaşçısı yani savaşçıları yani gerçekten o. General Taylor Valerians, ben bunun gerçekten özellikle Belligerence'ın anlamını bilmiyorum. Ben şey söylemedim galiba. Pursuit Efficiency yani hücum efektifliği %15. Retreat losses geri çekilmedeki kayıplar %15. Yani siz savaştınız oraya girdiniz muharebeye. Biner kişi girdiniz. Siz kaybettiniz. Bundan %15 daha az kaybediyorsunuz askerinizde. 100 kişi kaybedecekseniz ne oluyor bu? 85 kişi daha az kaybediyorsunuz. Ne oluyor? Geri döndüğünüzde daha çok adam daha hızlı adam toplayabiliyorsunuz ki ordu kısımlarını daha sonra anlatacağım. Bu ordu değil. Sadece nelere harcanır, hangi özellik nedir kısmı. Sakin olayım. Inherited Tactics yani aktarılmış taktik demek. Bunun size verdiği özellikle Man at Arms Counter'ı Efficiency %15 artıyor. Man at Arms'ın sizin özel birliklerinizdir. Yani bordo belirler gibi düşünün. Man at Arms'ların sizin özel birliklerinizdir. Bunun %15 daha etkili hale getiriyor ve savaştaki advantage'ınızı da %5 artırıyor. Savaş advantage'ını yine ileride savaş konusunda anlatacağım. Sadece burada artı 5 artırıyor da bilmek yeterli. Private Army size artı 1 fazladan şey yapıyor. Man at Arms oluşturuyor. Yani bir tane artı bir bordo belirtimi oluşturabiliyorsunuz. Aynı zamanda size en güzellerinden biri olan House Guards'ı oluşturma seçeneği veriyor ki bunlar gerçekten güçlü bir birlik. Tabi yine orduda anlatacağım ama çok kısa bir bilgi vermek gerekirse her kağıt makas taş gibi düşünün. Hepsi birbirinin bir kırıcısı. Ama House Guards pek bir kırıcı moda girmiyor işte. Bu oyundaki tamamen ayrı bir duruma düşen bir şey. O yüzden House Guards'ı üretmek gerçekten önemli. Özellikle çok savaşıyorsanız. Law dediğim gibi kanun sizin stewardship kısmında ilgilenir. Daha çok o bölgeye yönelik hareketleri var bunun. Mostly fair daha çok adil demek. Popular opinion'ınızı artı 5 arttırır. Popular opinion'ınız ne kadar yüksekse bir bölgedeki kontrolünüz o kadar daha hızlı artıyor. Artı 5 arttırması zaten sizin de işinize gelen bir şey. Hunt and Feast kostunuzu %30 düşürüyor. Bu Hunt and Feast size ne işe yarar diye düşündüğümüzü söylemem gerekirse. Hunt and Feast sizin stres seviyenizi düşürüyor. Stres seviyenizi artıran birçok şey oluyor oyunda ve düşmesi önemli. Çünkü 3 tane stres seviyesine vardığınızda 3.sünü geldiğinizde ölüyorsunuz. Öyle kimse de güzel bir karakterin sadece stresten dolayı ölmesini istemez. En azından yaz
doğal sebepler olsun der ya da savaşta öleyim der. O yüzden ses seviyesini olabildiğince çabuk düşürebilmek için olabildiğince çok para, o paranın düşmesi. Tabii ileride çok ben büyük krallıkları hemen kuracağım diyorsanız buna çok takılmayın. Çünkü krallığı veya imparatorluğu kurduğunuz anda paralar zaten çok güzel geliyor. Özellikle Steward Ship'i yüksek bir karakter geliştirdiğinizi düşündüğümüzde çok fazla şeyler elde tutabiliyorsunuz. Elde tuttuğunuz şeylerden dolayı çok hızlı geliştiriyorsunuz ve çok güzel paralar kazanıyorsunuz. Yani bir kere 9-10 şey tutabilirsiniz. Böyle 20-25 Steward Ship'i olan bir karakteriniz varsa, ki bu şeyleri düzgün geliştirdiğinizde bir kere de 50, ayda 50-60 altın kazanabiliyorsunuz. Güzel para bunlar. Fate'nin Magistrates. Magistrates'in anlamını bilmiyorum maalesef. Hemen git konuyu anlatayım. Title Creation kostunuzu %20 azaltıyor. Hiç mühim bir şey değil. Çünkü zaten Title Creation'ı her zaman yapmıyorsunuz. Çok kasmaya gerek yok. Control Growth'ta da aylık bir 0.2 daha fazla artıyor ki bu önemli çünkü fethettiğiniz yerlerin kontrolünü altması gerekiyor. Siz buna daha çok ileride Council kısmını anlattığımda söyleyeceğim. Marshal'ınızı yolluyorsunuz ki kontrol artsın ama bu Marshal gitti mi 7 yıl 8 yıl sadece bu işi yapabiliyor ki sizin aynı zamanda Knight veya benzeri şeylerle veya ordunuzla ilgilenmesini isteyebiliyorsunuz. O yüzden bunun artması sizin için gerçekten önemli. Power and Prosperity, güç ve yönetim veya Prosperity daha çok şehir zenginliğine yorulabilir. Rüya tabiri mi bu? Değil ama buna yorulabilir. Gelebilir yani bu anlama. Building cost'un şeyini, fiyatını, building cost, construction cost, bina inşa etme masrafını %5 düşürüyor. Holding construction cost'u %5 düşürüyor. Şimdi building ile holding'in arasındaki fark şu. Holding kale veya şehir, building nedir? Onun içindeki yapılar. Şehri büyütmek demek ne demek? Ek semt oluşturmak ve benzeri demek. Kaledekte ek surları biraz daha genişletmek veya dışa bir çeper daha sur çekmek gibi bir şey yani. Bu tür şeylerdeki fiyat düşümü. Aynı zamanda size yaptığı en güzel şeylerden biri Mount Stewardship Lifestyle Experience'ınızı %10 arttırıyor. Yani aylık %10 daha fazla yönetici experience'i kazanabiliyorsunuz. Tabii o özelliği yapmayı seçtiyseniz yani yönetici olarak seçtiyseniz karakterinizi o özelliği geliştirmek istiyorsanız artı %10 daha fazladan veriyor. Devam edelim. Delegated Authority. Delegated Authority seçilmiş güç, seçilmiş yönetim, seçilmiş otorite yani. Bunu o kadar çevirmeme gerek yok. Ne demek bu? Powerful Vassal Opinion artı 5. Powerful Vassal dediğimizde nedir? Powerful güçlü valiler demek. Yani ona çeviriyorum ben direkt. Onun görüşlerini %5 size karşı artırıyor. Şimdi tabii bu Powerful Vassal kısmını, Vassal'ları ben pek anlatmadım. Çünkü onu Council kısmında anlatacağım. Şimdilik böyle bilelim, böyle devam edelim. Bu Powerful Vassal'ların bize verdiği vergileri, ikinci seçenek Powerful Vassal Counselor Tax Contribution. Bunları biz Counselor'a atadığımızda, bu Powerful Vassal'ları bizim meclisimize atadığımızda %10 daha fazla vergi veriyorlar. Aynı zamanda %10 daha fazla asker veriyorlar bize. Bu güzel bir şey. Eğer buraya kadar gelirseniz zaten Stewardship'inizi 20-25'e kadar yükseltip de 10 şehir tutmanıza gerek kalmıyor. Onun yerine 19-18'lerde bile olsa yeterli 10 tane şehri de tutabiliyorsunuz. Yani ne demek? Domain limitinizi artı 1 arttırıyor. Burada gördük. Domain limitinizi artı 1 arttırdı. Ve bu şehirlerin defans yaparken bu şehirlerde artı 5 de şey veriyor. Savaş advantage'ı veriyor. Savaş üstünlüğü olarak artı 5 daha veriyor. Üstünlük demeyeyim de avantaj yani. Artı 5 veriyor. Bir su için dedim tamam kurudu. Güvenlik kurnazlık demiştik. Yani bu oyunun başlarında özellikle benim gibi aileyi yaymaya yönelik bir oyun yapıyorsanız şu anki oyunum onun üzerine gidiyor. Ama dediğim gibi bu tamamen şey olan bir oyun. Hile kullanılmış bir oyun. Daha sonra oynanış videosu yani geniş bu bilgilerin hepsini kapsamlı bir şekilde bir araya getirdiğim bir oynanış videosu çekeceğim. Bu videoda da şeyi göreceksiniz zaten bu Gully'e verdiğim önemi de göreceksiniz. Gully ile Blood'a ben çok fazla önem veriyorum. Buna verdiğim önemi de göreceksiniz. En başta aileyi yayarken o özel yerini o kazanmak için kazanmak kısmında bir sonraki bölümde onu anlatacağım. Kazanmak için bu Gully'i geliştirmek gerekiyor ki daha fazla daha hızlı işler yapabilirsiniz. Neyse biz ilerleyelim ve konulara gidelim.
Dread gain'i %20, natural dread'i artı 15 artırıyor. Şimdi dread ne? Dread tamamen insanların size karşı korkusu. Buna en bilindik örnekleri birincisi Cengiz Han, ikincisi de Kazıklı Voivoda. Bu insanların dread'i yüksek olduğu için biz bu insanları zaten biliyoruz ve bunlar aynı zamanda neyi yüksek? Renomlu yüksek. O yüzden biz bu insanları biliyoruz. Ve böyle biliyoruz, böyle kötü karakter olarak biliyoruz. Hitler buna girmez çünkü Hitler seçilmiş biri, Republic özellikten geliyor yani, seçilmiş olduğu için, demokrasiden geldiği için bu oyun demokrasiyle ilgilenmiyor. Republic kısmı sadece baronilerde geçerli. Neyse, bu alta ek bir bilgi idi. Long Reach uzağa erişim demek. Uzağa erişimde ne diyor? Hostile Shame Scheme Success Chains %10, yani kişilere karşı Fabricate, Hook, Abduct, kaçırma, yani hook oluşturma, ne hook neydi, şantaj oluşturma veya şey yapmakta, kaçırmada veya öldürmede %10 daha fazla etkili olmak. Ve biz bunları yaparken özellikle öldürmede, abduct'ta da var ama fabricate hook'ta yok bu, abduct ve kaçırma ve öldürme şeylerini seçtiğimizde, seçeneklerini seçtiğimizde bizim çoğu zaman şeye ihtiyacımız oluyor. Bir tane içeriden adama ihtiyacımız oluyor. Bu içeriden adamı tutabilmek için de ne yapıyoruz? Bu adama rüşvet veriyoruz veya hook kullanıyoruz. Ama çoğunlukla rüşvet veriyoruz. Çünkü herkese hook at nereye kadar? Hook dediğimde şeydi, neydi? Şantajdı. Herkese şantaj yap nereye kadar? Bitmiyor o şantaj işi. Binlerce insan var, yetmiyorsun. O yüzden para veriyorsun. Paranın da %50 düşürüyor ki bu güzel bir şey. Para harcamaya gerek kalmıyor. Çok fazla harcamaya gerek kalmıyor daha doğrusu. Natural Skimmers. Bu ne demek? Natural Skimmers. Doğal şantajcı. Yani içinden geliyor o. Ne diyor? Skim Secrecy 15. Şimdi bu Skim Secrecy ne demek? Şu demek. Siz Skim oluşturdunuz ama ortaya çıktı. Birbirleri bize kumpas kuruyor. Kim bize kumpas kuruyor? Aha, bilmiyoruz. İşte bu Skim Secrecy. Kimin yaptığını bilmiyorsan bu Skim Secrecy'ye girer. Monthly Integer Lifestyle Experience. Monthly Integer Lifestyle Experience. Bu ne demek? İşte siz Lifestyle Experience'larınızı seçtiğinizde, eğer korunazlık Integer üzerine seçirseniz buna artı %10 veriyor. Zaten buradaki üçüncü seçeneklerin hepsi size artı %10 verir. Artık neye bağlı seçtiyseniz, bu hariç. Bu değil. Diğer geri kalan hepsi biri şeye verir işte, Marshall'a verir. Biri Stewardship'e veriyor. Diğeri Integer'e veriyor. Bu vermiyor. Bu da vermiyormuş. Affedersiniz, burada yanlış söyledim. Bu Learning'e veriyor. Bu da Diplomasi'ye veriyor. Bu. Bu ve bu. Yani aile ve kan bağıyla ilgili olan şeyler size Lifestyle Experience vermiyor. Üçüncü sıra. Gerçi hiçbiri vermiyor. Bir tek üçüncü sıra değil, diğer hiçbiri vermiyor. Geri kalan hepsinde mutlaka artı %10 alma şansınız da oluyor. Ya bu ne demek? Atıyorum, benim karakterime gidelim şimdi hemen. Şuradan lifestyle'ını seçelim ve bunu seçelim. 27. %10 ne demek? 2.7 daha fazla. 29.7'den 30. 30 alıyorsunuz. Çok bir şey mi değil ama uzun vadede etkili bir şey. Geri dönelim biz konumuza. Nerede kaldık? Venial. Kancı gibi. Galiba kancı. Kancı ne ya? Venial'ı çeviremedim. Neyse. Maltlı treni. Treni ne? Neye yol vurdu? Kabadayılık. Treni. Kabadayılık. Kabadayılık. Yani nasıl kazanılıyor kabadayılık? Adamın hiçbir suçu yok. Ama sen bunun şey istedin mesela. Sende hiç şey olmasın veya sana karşı fiction oluşturdu. Sen bunu prison'a atarsın. Prison'a attıktan sonra o fiction zaten dağılmaya mecbur. Çünkü şeyin başı yok artık. Size karşı iş yapanların başı yok. Yani bu adamın da suçu yok bu arada. Size karşı fiction oluşturduğu için, ama suçu da yok. Ama bunu attığınızda, işte hapse attığınız anda kabadayılığınız oluşur. İşte bu da zamanla düşürmek için oluşturulmuş bir özellik. 0.05 aylık düşüyor. Zaten her dakika yaptığınız bir şey değil bu. Oyunda bir kere yapıyorsanız, iki kere yapıyorsanız o kadar. Ayda 0.05 düştüğünde 20-30 yıl sonra hiçbir şey kalmıyor ortaya. Çok da mühim değil. Family Connections, işte bu güzel çünkü ne demiştik? Bu arada şeyi
altını anlatmam ben yıl kısmındaki. Şimdi sizin dread'iniz arttı. Yani dread ne? Kötü şöhretiniz, kanlı şöhretiniz arttı. İnsanlar da sizden korkuyor artık. İşte bu intimidated çekilmiş, terrified korkuyor. Bunlar varsa sizin bir vasalınızda veya başka bir şeyinizde artık size kim vergi veriyorsa vasalınızda intimidated veya terrified varsa size fazladan intimidated için çekilmişse sizden %10, korkmuşsa %20 daha fazla vergi veriyor. Güzel bir şey bence. Family connections aile bağlantıları demek. Sizin ailenize karşı şeyler yapıldığında, öldürme kumpasları kurulduğunda bunun bayağı bir güçlü şekilde bu özelliği bunun tutma ihtimalini, bu kumpasın olmama ihtimalini arttıran bir özellik. Aynı zamanda sizden korkmuş veya çekinmiş olan kişilere karşı yaptığınız teklifleri kabul etme ihtimalleri %100 artıyor. Zaten adamın atıyorum %50 kabul etme ihtimali var. %100 artıyorsa %100'e çıkıyor. Veya %10'sa %20'ye çıkıyor ki çok çok güzel bir özellik. Çünkü bunu nerede kullanıyoruz? Bunu yine ileride anlatacağım daha detaylı olarak. Bu sadece bir tane örnek. Sizin bir tane vasalınız, bir duchy'niz çok gelişti. Özellikle siz daha başlangıç aşamalarındasınız veya başlangıç aşamalarında demeyeyim. Kendi içinde savaş oluşturuyor. Yetmiyor, bıkmıyor, oluşturuyor. Daha fazla artıyor. Size tehdit oluşturmaya başlayacak size büyüklüğe geldiğini düşünelim. Çok fazla toprağı oldu. Size tehdit oluşturmaya başladı. Siz bu adamın topraklarının bir kısmını alırsınız ki başka kişilere dağıtırsınız ki bu adam çok fazla güçlenmesin size karşı. Bunu da adam eğer sizden korktuysa bu zaten ne diyeceğim? Adam ne diyecek sana? Gel benim toprağımı al demeyecek. Sen ne yapacaksın? Bu adamı gözdağı vereceksin. Bunu dread sayesinde işte dread'iniz çoksa adam sizden korkuyor ve direkt kabul ediyor bu sayede. Bu adam beni alır keser biçer diyor. Hemen kabul ediyor. Blood'a gelelim. Blood benim gerçekten sevdiğim bir özellik. Uyusun. Blood benim sevdiğim bir özellik. Çünkü aileden nesilden nesile aktarılan iyi özelliklerin aktarılmasını güçlendiren bir şey. Mesela baştan başladığımızda Noble Ways soyluk damar demek. Buradan ilk baktığımızda Chance of Inheriting Good Congenital Traits %10. %10 ne onu? 30. Yani ne? Sizin aktarabilecek iyi aktarabilecek özelliğiniz varsa ki bunlar ne işte güzellikle ilgili olanlar, zeka ile ilgili olanlar veya fiziksel olanlar. Aynı zamanda yan olanlar var. Yan olanlarda da sizin üreme doğurganlığınızı arttıran var. Doğurganlık bu arada kadın erkekte de var. Ama erkek tabii ki doğurmuyor. Ne yapıyor? Sperm kalitesi daha güçlü oluyor demektir bu veya daha şehvetli bir erkeğimiz var ki daha fazla cinsel ilişkiye girip çocuk yapma ihtimalini arttırıyor demek bu. Kadında da zaten doğurganlık belli bir şey. Bunu hemen hemen herkes biliyor. Neyse iyi özellikleri var. Yani atıyorum karakterinizde bir tane fiziksel iyi özellik var. Bunun bir sonraki nesile aktarılma ihtimalini %30 arttırıyor ki güzel bir şey. Yani tabii %10'sa %30 arttırdın. Ne oldu? 13 oldu. Çok da bir şey değil aslında rakam olarak baktığınızda da. Yine de bir şey yani. Hiç yoktan iyidir. Daha bunu ileride başka şeylerle birlikte kombine ettiğimizde bu oran çok daha fazla yükseliyor bu arada. İkinci seçenekte Chance of Near Good yani yeni bir tane iyi özelliğin oluşma ihtimalini %30 arttıran bir şey. Yani karakterinize atıyorum hiçbir zeka ile ilgili özellik yok. Zeka ile ilgili özellik derken yani aktarabilen bir zeka ile ilgili bir özellik yok. Karakteriniz birden oluşturabiliyor bazen yani bu adamdan bu çocuk nasıl çıktı dersiniz ve yani o mantıkla oluşmuş bir şey bu yapılmış bir özellik ki mantıklı. İşte bunun olma ihtimalini %30 artıran bir şey bu. İkinciye geldiğimizde Convergent Blood anlamını bilmiyorum yine ama Google Translate yazdığınızda zaten anlamını görürsünüz. Biraz da mantığınızı kullandığınızda zaten şey yapar hemen. Bir uygun yere oturur bunun anlamı. Özelliği anlatmak gerekirse sizin bu iyi geninizin bir sonraki gene güçlendirilmiş şekilde artması. Şimdi bu iyi genler kendi içinde 3 seviye. Birinci, ikinci, üçüncü seviye. Bir de
eksi seviyeler var. Atıyorum iki tane eksi bir seviyeyi aldınız, sıfır seviye yapabilirsiniz bu sayede. Veya iki tane bir yaptınız, ikinci seviyeye çıkabilir. İşte bu çıkabilir olayını %30 arttırıyor. Ha, bir tane bir seviye, bir tane ikinci seviye aldınız. Bunlar çocuk yaptığında bu birinci seçeneği, yani bir özelliğin aktarılması seçeneğine giriyor. Tabi burada da yine ikisi de, yani ikinciden de birinciden de ikisinin de aktarılma ihtimali ne oluyor? 30 artmış oluyor. Mesela bir örnek çok güzel denk geldiği için benim burada ikizlerim var. Anne Genius, baba Quick. Çocuklara baktığımızda biri Genius'ı aldı. İkiz bunlar bu arada. Biri de Quick aldı babadan. Yani böyle bir şey. Genetik faktörün etkisi. Biri tamamen babadan bir şekilde aldı zeka özelliği, biri anneden aldı zeka özelliğini. Yani dediğim gibi tek çocuk olacaksa da ikisinden birinden ne oluyorsa, benim burada bir tane ölmüş var. Ölmüşsen de sadece babadan almış. İşte sadece babadan almasını sağlayan şey de buradaki bu özellik. Biz üçüncüsüne girelim. Üçüncü konuya girelim. Bu üçüncüsü kötü özelliğin aktarılmasını %30 düşürüyor. Ve yeni bir kötü özelliğin oluşturulmamasını %30 azaltıyor. Çok hızlı anlattım, basit anlattım. Benim için en güzeli, en sevdiğim Architected Ancestry. Bunu seçtiğinizde önünüze belli sayıda seçenekler çıkıyor. Aktarılabilir seçenekler. Şimdi çok fazla yormayayım. Hemen ufak bir hileyle hemen size nelerin arttığını göstereyim. Bu arada bir yudumda bir su içelim. Evet. Buradan devam ediyoruz. Derken bir daha su. Evet, geldik işte. Burada gösteriyor bize nelerin aktarılabileceğini, gösteriyor bir sonraki seviyeye. Bu ne demek? Artık bundan sonraki her doğan... Affedersiniz, çok affedersiniz. Bundan sonraki her doğan çocuğumuza belli özellik olacak. Hangisi olsun istiyoruz. Bu tamamen bize kalmış bir şey. Kötü özellik de veriyoruz, iyi özellik de veriyoruz. Tabii mantıklı insan iyi özelliği seçer. Bu güzellik olan algısı hem de sizin doğurganlığınızı arttırıyor, hem de şey yapıyor ki bu gerçekten, bu kısma ikinci adımda gireceğim. Yani ne zaman gireceğim? Nasıl elde edilir kısmına gireceğim. Bunu da çok detaylı anlatmak istemiyorum. Quick zeka ile ilgili Hale tamamen fiziksel güçlüğe alakalı olan kısmı. Tabi alt dalları da var, sadece şeyle bitmiyor. Fiziksel güçte ama ana özelliği fiziksel güç. Pearson'da tavşan işaretini anlayacağınız gibi doğurganlık. Doğurganlığı %50 artırıyor. Bir de üstüne life expectancy veriyor 5. Daha sonra yani ilerideki özellikleri göreceksiniz zaten. İleride daha fazla life expectancy veren özellikler de var. Aynı zamanda lifestyle seçtiğimizde learning kısmında, yani en sonuncusunda, yani en sonuncusunda beyaz olan yerde learning kısmında da life expectancy'yi arttırıyoruz. Burada da bunu olan karakterimizde de oluyor. İleride buradaki seçeneklerden de life expectancy'yi arttırabiliyoruz. Böyle baktığımızda yani karakter, bunların hepsini yaptığımızda karakterimiz 165 yaşlarında, 135 yaşlarına çıkabiliyor ki forumlarda okudum, gerçekten çıkarmış insanlar var bunları. 180 var. Yani maksimum limit bu arada çok ilginçtir, 200. Yani bir şekilde karakterinizi 200 yaşına kadar yaşatabiliyorsunuz aslında oyunda. Devam edelim. Bundan da hadi bunu seçmiş olalım. Böylece her neslimiz tavşan gibi üresin. Bu çok hoş bir şey değil. Özellikle oyunun acemisiyseniz gerçekten hiç hoş bir şey değil. Çünkü bir yerden sonra olay kontrolden çıkıyor. Hiç evlenmemiş çocuklarınız oluyor. Evlenmiş, kimle evlendiğini artık bilmiyorsunuz. Takip edemiyorsunuz. Öyle akıyor gidiyor yani. Ve yani bazıları size karşı kumpaslar kurabiliyor. Sizin ölme ihtimalinizi de arttırıyor bu. Ve diğer bir özellik, işte biraz önce bahsettiğim Octogenarians artı 5 life expectancy veriyor size, daha uzun yaşama, kısaca bu tamamen
Açıkçası benim gözümde çok çok mühim bir şey değil. Çünkü ben gerçekten sevmiyorum. Bir karakter 70'ten 60'tan daha fazla yaşasın istemiyorum. Çünkü bir sonraki nesilde adamın her özelliği çok iyi. E ne yapacağım bunu? Adamın ölmesini mi bekleyeceksin yani? Senden önce ölsün mü istiyorsun adam? Ölmesin. Ne gereği var? Hiç gereği yok buna da vermenin. Yani bir de belli bir yerden sonra oyunda çok çok fazla olunca bir yerden sonra oyunda sapıtıyor kafayı yani. O kadar uzun yaşamaya gerek yok. Zaten ben de sevmiyorum. Arada değişiklik iyi. En kötü ihtimal 70'e geldim. Bir de altlık adam iyiyse tak suicide basıyorum ortaya. Adam ölüyor. Yenisi başa geçiyor. Tertemiz güzel bir şekilde başlıyoruz. Neyse erudition kısmına gelelim. Burada da bilgi kısmı oluyor. Vibrant Chord çeviremedim Vibrant'ı yine. Çok kullanan bir kelime de ben tam çeviremiyorum işte bazı şeyleri. Courier and guest of opinion artı 10. Courier and guest'ler nedir? Courier deyip duruyor mu ya? Courtier. Ne? Sizin sarayınızdaki duran insanlar. Sizin sarayınızda kimler durur? Daha doğrusu sizin kortunuz, gerçi saray diyelim. Sizin sarayınızda kimler durur? Aile üyeleriniz durur. Knight'larınız, şövalyeleriniz durur. Ve de duruma bağlı olarak imam, papaz ve neyse artık o kişi duruyor. Üstüne varsa bir tane sağlıkçınız durur. Onun dışında sizin evlenmemiş çocuklarınız, evlendi hiçbir yere bir vasal olarak atamadınız. Onlar da duruyor. Arada bir misafirleriniz geliyor. Eğer misafirinizin özellikleri iyiyse bunu bir yerde kullanırım diyorsanız onu alıyorsanız o da duruyor. Misafirler de geliyor. Burada da gördüğünüz misafiri. Bizim kalemizde de şeyimiz yok bu arada. Bir ne yok? Doktorumuz yok. Tabii şeyi de anlatacağım yani bu böyle adamlar böyle bir özellik koymuş bunu boş yere koymamış. Burada nedir nasıl yapmamız gerekiyor falan bu kısımları da daha net anlatacağım ileride. Bunların hepsi ileride. O kadar basit değil. Keşke o kadar basit olsa. Orada oluşturdum dünyayı fethettim. Her strateji oyunu öyle. İşte bu farklı. Bunu oynarken farklı oynamak gerekiyor. Yoksa hiçbir keyif alamazsınız. Devlet yönetimi yok ki bunda. Yani yol yapmıyoruz, şey yapmıyoruz, köprü yapmıyoruz, savaş yönetmiyoruz doğru düzgün. Adamlar bir araya geliyor, tık tık savaşıyor, gidiyor. Bu ne? Böyle strateji oyunu mu olur? Bundaki strateji gerçekten aile ve aile üyelerini yönetmeyle alakalı. Neyse. Devam edelim. Courtier özelliklerini ve guest'lerimize karşı olan görüşünü artı 10 arttırıyor. Daha iyi kaliteli guest'ler geliyor. Daha kaliteli guest demek ileride yine anlatacağım. Daha iyi sonuçları yol açar. Çok minor bir faktör, çok alt seviye bir faktör oyundaki yani hiç yapmasanız da olur. Ama yaptığınızda gerçekten güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Gerçekten dikkatinizi ona verirseniz güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Ve guestlerinizi size courtier olarak yapmak istiyorsanız, guestinizi courtier seviyesine veya knight seviyesine çekmek istiyorsanız 130 daha az para veriyoruz ki çok da mühim değil bence. Çünkü dediğim gibi ileride zaten çok fazla para kazanıyorsunuz ve gerçekten bu kazandığınız paradan dolayı hiç önemsemiyorsunuz bile çoğu masrafı. Ordinate Rulership Ordinate düz basitleştirilmiş rulership gibi bir şey herhalde bu. Size aylık %10 daha fazla payet veriyor. Payeti bir önceki bölümde anlattım. Girip inceleyebilirsiniz aynı zamanda. Ne yapabilirsiniz? Beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Yeni gelen videolardan takip edebilirsiniz beni. Neyse, payetiden devam edelim. %10 daha fazla payet veriyor. Payeti daha önce anlatmıştım dediğim gibi. Aynı zamanda Clergy Opinion'ı artı 5 veriyor. Clergy neydi? Zaten imamdı, papazdı, şamanlığı neyse artık o. Bunu size karşı 5 veriyor. Daha önce de zaten bir önceki bölümde tekrar anlatmıştım bunu. Size karşı görüşü önemli. Daha fazla görüşü olduğunu sizi onaylıyor sizin şeyiniz. Din görevliniz. Onaylayınca da siz de ona göre daha fazla gelir, daha fazla asker elde edebiliyorsunuz. O yüzden gerçekten önemli bir şey. Ve oyunun daha en başlarında yeni bir karakteriniz geldi. Oyunun en başlarında demeyeyim de. Yeni baba öldü, oğlu geçti başa. Bunun Clergy Opinion'ı direkt artı 5 line başlıyorsanız zaten sway yapmanız gerekiyor. Çünkü çoğu zaman sizi onaylamıyor en başta ilk geldiğinizde. Sway yapıp bir miktar sevmesi gerekiyor veya adama para vereceksiniz. Para verince direkt sizi seviyor. Para vermek istemiyorsanız sway yapmak istiyorsanız aynı dönemde.
Ki ilk dönemde gerçekten ona odaklanmanız gereken birçok şey var. Bu birçok şeyi ilk odaklanmanız gereken şey bu adam olmasını diyorsanız ya para verin ya bunu yapın. Sway vakit kaybı oluyor. Kimse istemez yani Sway yapmak onu. Ben istemiyorum açıkçası. Parayı veriyorum geçiyorum. Earning respect. Saygı kazanmak. Respect deyince herkes aklına GTA San Andreas geliyor. Her görev sonrası respect artı gelirdi. Buradan da respect. Bu ne demek? Kişilere karşı yaptığınız iyi şekildeki kumpas. İyi şekildeki kumpasta bir befriend oluş yapma. Yani size arkadaşım olsun istiyorsunuz artık neyse. Veya seduce. Seduce ayrı bir dünya. Bunu da anlatacağım. Seduce'u nasıl kullanabildiğimizi de çok iyi anlatmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok yanlış gidiyor olay o konuda. Hep gördüm, inceledim. Herkes çok yanlış yapıyor. Kimse kendi kendime gülüp eğlendim. Romance, seduce, friend, befriend ve sway. Bunların olma ihtimali yani bunların gücünü %25 daha arttırıyor. Şimdi bunların gücünü deyince ne oluyor? Tutma ihtimali %25 daha arttırıyor. Bu yaptığınız şeyin olma ihtimali %25 daha arttıran bir özellik. Ve diplomasi lifestyle experience'ınız daha artı %10 daha fazla veriyor. Dediğim gibi çok bir şey değil ama sonuçta etkili. Assertive rulers. Assertive'in de ne anlama geldiğini bilmiyorum ki. Çoğu kelimeyi ben de ne anlama geldiğini bilmiyorum. Çoğu zaman Google Translate kullanıyorum. Siz de aynı şekilde kullanın. Art-on vassal limitiniz oluyor. Vassal limit gerçekten önemli çünkü bu vassal limitiniz çok çok fazla. Nasıl diyeyim? Siz gittiniz Britanya'yı aldınız ki Britanya güzel bir örnek. Burada Britanya, oh mis. Ama Britanya kendi içinde 4 tane krallık. Wales, Scotland, Ireland ve England. Bunlar 4 krallık. Şimdi bu 4 krallığın içinde bir sürü duchy, bir sürü county var. Siz ne kadar alt seviyeyi kendinize bağlarsanız o kadar çok gelir elde edersiniz. Çünkü ne demiştik? Baron county'ye county. Yok, baron da düke veriyor. Aynen. Baron da düke veriyor. Baronla county düke veriyor. Dük krala veriyor. Kral size veriyor. Şimdi bu noktada eğer siz her county'den para alacağım diyorsanız burada tekrardan şuradan artık şeyi kapatalım. Kendi görüntümüzü kapatalım. Biraz önce kendi görüntüm açıktı değil mi? Hoş olmadı. Kusura bakmayın vallahi unutmuşum. Da artık bir şekilde gitti o. Buradan gelelim. Neredeydi o? Show all counties. Burada counties. Burada bir sürü county var. Bunların hepsini tek başına kendinize bağlayamıyorsunuz. Bir vassal limitiniz var. Bu nasıl vassal limitini azaltmak istiyorsanız Duchy'yi kendinize bağlıyorsunuz. Çünkü Duchy kendi altında. Yani burada mesela şu ikisi birleşiyor. Bir Duchy oluyor. İkiye bir. Yani bir tanesini almış olursunuz ama neydi? Duchy bu vassallardan belli bir yüzdeyle vergi alıyor. Bu duchy de size belli bir yüzdeyle vergi veriyor. Size gelen vergi miktarı düşüyor. Yani ne kadar çok küçük yeri kendinize bağlarsanız o kadar çok para kazanıyorsunuz. Ne kadar yani ne kadar çok da duchy'yi kendinize bağlarsanız o kadar çok yer yönetebiliyorsunuz. Veya king. Mesela burası Ireland. Ireland'ın tamamını bir king'e bağladığınızda king bütün vergileri toplar. King de size vergi verir ve siz tek bir vassal'ı yönetmiş olursunuz. Aynı zamanda ortadan 8-10 tane powerful vassal çıkmaz. Bir tanecik king çıkar paşalar gibi. Onu alırsınız şeyinize, yönetiminize. O devam eder hayatına. Siz bakarsınız kerametine. Ne diyorduk? Çok şey anlatıyorum. Çok fazla bilgi var. Gerçekten çok fazla bilgi var. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Anlatması o yüzden uzun sürüyor. Ama çok zor değil. Bir kere sisteme oturttuğunuzda çok güzel bir şekilde devam ediyor oyun. Vassal limitinizi +10 arttırıyor. Bu güzel bir şey. Daha fazla yer direkt olarak kontrol edebiliyorsunuz dediğim gibi. Short reign duration'ı da %20 azaltıyor. İşte short reign'in ve long reign'in ne kadar sınırlarını ben bilmiyorum yani. Biri 20'den veya fazlası mı 30'dan ve 30 ve fazlası mı long reign 30'dan altı mı short reign onları gerçekten bilmiyorum. 30'daki doğru rakam mı onu da bilmiyorum. Çünkü araştırdım ve bulamadım. Çok yani çok da önemsemiyorum açıkçası. Çok fazla bir şeye etkilediğini düşünmüyorum oyunda. Çünkü ben öyle direkt bir etkiyi görmedim. Short reign duration'ı %20 azaltıyormuş. Yani bu
20 ise ne yapıyor? 18'e çıkıyor. 18'den sonra long lane'e geçiyorsunuz. Zaten en başta göstermiştim size, hani her bir Renault'un seviyesi artı bir long lane opinion veriyor size. Bu da güzel bir şey yani. Niye opinion kazanmayalım? Niye isteklerimiz daha olmasın deriz. Güzel bir şey yani. Kötü değil. Rightinus. Bu da şeye, meşrutiyete gidebilir aslında. Bunun anlamı da meşrutiyete girebilir. Ya da haklılık. Haklı olabilirlik. Neyse. Bunu herkesin, her vasalın, her çocuğun, her doğmuş kişinin artık neyse sizdeki genel görüşü artı 10, artmış şekilde başlıyor. Bu var. Bir de burada başta şey vardı. Nerede o? Clerical Opinion artı 5. Direkt artı 15 başlıyorsun. Hiç bu senin bishop'ına şey yapmak zorunda. Yani imam papazına sway veya para vermek zorunda bile kalmayabiliyorsunuz. Yani beraber kombine ettiğinizde. Ve sway Kimse artı bir arttırıyor ki bu güzel. Sonuçta biz aynı anda 3 2 kişiye sway yapıp onları kendimize sevdirdikten sonra aynı anda 2 kişiye de çocuğumuzu verebiliriz veya onların çocuklarını kendimize alabiliriz, evlendirebiliriz, evlenme anlaşması yapabiliriz. Bazı şeyleri hızlandırır, bizim de diğer şeylere odaklanma süremizi arttırır. Güzel olabilir. Güzel olur, olabilir değil, güzel zaten. Çünkü oyunda başlarken zaten birden direkt 2'ye çıkıyor. Direkt performans 2 katı. Çok temiz. Kin aile ilişkileri daha çok. Aile ve aile ilişkileri. Başlayalım. Bu doğurganlığı %10 arttırıyor ve size karşı attraction opinion da artı 5 artıyor. Attraction işte sevgi, romance, seduce bu tür şeylerde etkili. Bunu da artı 5 arttırıyor. Studio öğrenmiş gençler, öğrenmiş eğitimli gençler diyelim hadi biz buna. Siz ve çocuklarınızın size karşı görüşü artı 10 artıyor. Aynı zamanda Dynasty member get better education training. Bak Dynasty diyor. Bütün sülalenizi kastediyor. Yani bütün sülale daha gelişmiş bir hale çıkıyor ki bu çok güzel bir şey yani. Çünkü bir yerden sonra oyun o kadar ilerliyor ve o kadar çok çocuk ve benzeri oluyor ki herkes hemen hemen sizin Dynasty'nizde oluyor. Bu ne oluyor? Bu hale geldikten sonra da oyun mecbur sülale içi evlilikleri düşüyor iş. Bu da düştükten sonra yani aldığınız karakter, ailenize kattığınız karakterin özellikleri yüksekse sizin çocuğunuz da ona göre daha çabuk öğrenebilirliği artıyor ve öğrendiği şeyi de 3. seviye öğrenecekse 4. seviye öğreniyor veya 2. seviye öğrenecekse direkt 4. seviyede sıçrayabiliyor bazen. Bunun da oyun içinde belli yüzdeleri var. Çok da mühim değil. Constant Care ilkinde işte sizin hastalanma ihtimalinizi düşürüyor. Medium boost olacak şekilde düşürüyor. Yani hastalık direncinizi daha doğrusu hasta olmak önemli de hastalık direncinizi medium boost olacak şekilde düşürüyor. Ve eşinizin size karşı görüşünü 10 arttırıyor. Eşinizin size karşı görüşü gerçekten çok önemli. Niye? Çünkü eşiniz sizi sevmiyorsa boşanabiliyor, aldatabiliyor, yetmiyor sizi öldürebiliyor. Unutmayın bunu. Yani kimse 30 yaşında ölmek istemez ve çocuğu benim bir önceki oyun kaydımda oldu bu. Yani çok güzel Britanya'yı kurdum yine ben paşalar gibi gidiyor. Bir de gittim Ultimate Janitor yaptım. Benim 40 yaşında bir tane yeni doğan çocuğum oldu. Benim hanım beni öldürdü. Ne oldu? 0 yaşındaki çocuk tahta geçti. Ne oldu ondan sonra? Bütün vasallar ayaklandı. Kontrol edebildim mi? Edemedim. Oyun gitti bende orada. Bu da olabiliyor. Yani aklınızda bulunsun. Close bonds, yakın temas, yakın bağlar daha doğrusu, yakın temas ne? Yakın ailenizin görüşü size karşı 10 artıyor. Yakın aile dediğine ebeveynler, dede, anneanne, nine, babaanne neyse onlar, çocuklar, torunlar ve kardeşlerinizin size karşı görüşü artı 10 artıyor. Bütün sülalenizin de artı 5 artıyor. Ve dediğim gibi hani bir friend arkadaş olma, sway, seduce işte baştan çıkartmak, romance da romantiklik. Yani bunların da tutma ihtimalini %20 arttırıyor. Tabii neye karşı? Sülale üyelerinize karşı. Graceful aging ise bu şey oluyor. Oyunda siz mesela karakteriniz 20 power proves olarak geldi. 20 proves
geldi güzel savaşıyor ediyor tutuyor ama yaşlandıkça tabii güç yani elden çekiliyor. Güç elden çekildikçe ne olacak? Karakter bir süre sonra hiç savaşamaz hale gelecek. Bir savaşa gireceksiniz, fark etmeyeceksiniz. Karakteriniz ölecek. Niye? Çünkü provası gitti. İşte bu özellik bunu yok ediyor. Karakteriniz savaşa gidiyor. Gayet paşalar gibi 70'inde, 80'inde, 90'da, 100'ünde, 120'sinde fark etmiyor. 20 başladıysa 20 devam ediyor. 20 ölüyor. Ve savaşlarınızda gayet kaliteli bir şekilde yöneticiniz ölmeden sürüyor. Ve kazanıyoruz. Evet. Şimdi bunlar harcadığımız noktalarda. Yarın öbür gün nasıl kazanılır kısmına gideceğim ve nasıl kazanılır da aynı zamanda belki onunla birlikte aile seçimi yani üçüncü bir parçası da olabilir bunun tam emin değilim. Ön bir pratik yapacağım, ön bir çalışma yapacağım bu konuyla ilgili. Ama ilk olarak şöyle diyeyim yani bunun ikinci bölümünde nasıl kazanılır? Bunlar nasıl dağıtılacağı bir önceki dediğim şu anki video ile birlikte bağlıya bağlıya gideceğim. Böylece daha basit demeyeyim de daha bir anlaşılabilir hale geleceğini düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Ortalarda bir yerde dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Zaten unutmazsınız yani nedir bu gittim. Sonuna geldim. Aa evet unutmuştum hadi tıklayayım değil. Beğendiysen abone ol kardeşim. Beğenmediysen de dislike atma. Sağlıcakla kalın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.